Merhabalar ben Avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bu hafta son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Biliyorsunuz Amerika'daki Yüksek Anayasa Mahkemesi pazartesi itibariyle geçen sene Trump yönetimi tarafından ABD yardımlarına bağımlı olacağına kanaat getirilen kişilerin Green Card başvurularının reddedilmesiyle ilgili olan kararın yürürlüğe girmesine izin verdi. Bu önemli bir nokta çünkü tabii özellikle şu an haberlere de baktığımızda bize değerli takipçilerimizden gelen sorulara da baktığımızda bir şey dikkatimizi çekiyor. Yüksek hani Anayasa Mahkemesi aslında kararı onaylamış durumda değil. Yani Trump yönetiminin geçirdiği kararın anayasaya aykırı olup olmadığı ile ilgili bir karar vermiş durumda değil. Sadece geçen sene bu geçen karar biliyorsunuz Ekim ayı itibariyle Amerika'daki Federal Mahkemeler tarafından yürürlüğe girmesi durdurulmuştu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi sadece bu yürürlüğe girmesini durduran mahkeme kararlarına karşı bir karar almış oldu. Dolayısıyla dedi ki Trump yönetimi tarafından geçen sene alınan bu karar yürürlüğe girebilir. Askıda durması gerekmiyor diye kararı vermiş oldu. Bu noktayı belirtmek istiyorum çünkü bu noktada bir karışıklık olduğunu ve kişilerin aslında Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin kararı da onayladığı gibi bir izlenimde olduğunu e, anladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla kararın onaylanması diye bir şey yok. Geçilen kararın uygulamaya geçmesine izin verilen bir kararla karşı karşıyayız. Dolayısıyla tabii ki bu haftadan itibaren Amerika'daki Trump yönetimi ve dolayısıyla Göçmen dairesi ve Dışişleri State Department bu noktada adımlar atıp e, bu kararın uygulamaya girmesiyle ilgili çalışmalara başlayacaklar. Bu tabi gelişmeye baktığımızda e, şunu belirtmek isterim. Tabii e, biz e, değerli takipçilerimizden gelen sorular var. Bunları biz tabii ki belli sorular kategorisine yerleştirdik ki bugün vereceğimiz cevaplarda en azından o sorularda ve değerli takipçilerimizin kafasında oluşan soruları cevaplamış olacağız. Tabii e, şunu anlamak lazım önce ben tabi bu sorulara geçmeden önce biliyorsunuz ki Trump yönetimi geldiğinden beri yeşil kart sistemini Amerika'daki göçmenlik sistemini değiştirme yönünde adım atmak istediğini belirtiyor ve hem yasal olmayan hem de yasal olan göçmenlik kurallarını değiştirmek istediğini devamlı dile getiren bir yönetim. Dolayısıyla bu noktada meclisten yani kongreden bir karar geçirmiş durumda değil. Onlarla oturup ortak beraber bir karar alma gibi bir niyeti olmadığı için ya da öyle bir çaba da sarf etmediği için dolayısıyla kendisinin yönetim olarak alacağı kararnameler ya da kararlarla bu değişiklikleri meclisin ya da işte kongrenin arkasından giderek yapmaya çalışmasının en büyük örneklerinden bir tanesi bu karar. Şimdi ben tabii fazla uzatmadan Değerli takipçilerimizden gelen bahsettiğim gibi sorular var ve o sorulara cevap vererek hem bu noktayı açıklığa getirmiş olacağız. Şimdi takipçilerimizden gelen tabii yoğun sorulardan bir tanesi şu. Yeni Green Card sistemi neleri değiştirdi diye takipçilerimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ortada bir yeni Green Card sistemi diye bir şey yok ya da yeni bir göçmenlik yasası diye bir şey yok. Bunu belirtmek isterim. Burada sadece olan şey yönetimin kişilerin yeşil karta giderken yabancıların yeşil karta giderken hatta vatandaşlığa giderken yeşil karta almaları ya da vatandaşlığa geçerken ...geçmeleri noktasında engel oluşturacak olan Amerikan hükümetine yük olmama kuralının biraz daha detaylı açmış durumda. Dolayısıyla o kural her zaman vardı. Dolayısıyla kişiler eğer Amerikan hükümetine yük olacaksa yük olmayacaklarını göstermeleri her zaman gereken bir şart zaten. Fakat şu an getirilen ekstra durumlarla e, neleri değiştirmeye çalışmış oluyorlar. Dolayısıyla artık kişilere görevliler, bu Amerikan konusunda görevliler de olabilir ya da Amerika'daki göçmen çalışan görevliler de olabilir. Kişilerin bu noktadaki durumuna bakıp durumlarını değerlendirirken tabii bu kişinin sağlık durumuna bakabilirler, eğitim durumuna bakabilirler, finansal durumuna bakabilirler ve bunlardan yola çıkarak bu kişinin Amerikan hükümetinden destek aldı mı ya da alıyor mu ya da alacak mı alma ihtimali var mı durumlarında karar vermeye çalışıp o kişinin yeşil ya da burada oturum almaya hak kazanıp kazanmayacağını belirtmiş oluyorlar. Dolayısıyla evet sistem bu yeni tanımlanan durumuyla bu karar aslında görevlilere biraz daha fazla takdir yetkisi verip insanları reddetmeye ya da yabancıları bu tip green card başvurusunda engelleyebilme noktasında ek yükümlülükler getirip bunlardan dolayı da kişileri oturum almasına ya da yeşil karta geçmesine ya da vatandaşlığa geçmesine engel getirebilir, bir duruma soktu diyebiliriz. İkinci ve yoğun gelen soruda şu noktada bize geliyor takipçilerimizden. Bu yeni green card sistemi ne zaman yürürlüğe girecek diye soruyorlar. Bir şöyle söyleyelim. Tabii ki şu anki Amerikan yönetiminin yani Trump yönetiminin geçen yıl yazın imzaladığı bu karar 2019 yılının Ekim 15'inde yürürlüğe geçmesi gerekiyordu zaten. Dolayısıyla yürürlüğe geçmesi önlendi Federal Mahkemeler tarafından. Ama bu hafta da Pazar itibariyle Yüksek Anayasa Mahkemesi de bu kararnamenin ya da bu kararın yürürlüğe girmesi için izin vermiş oldu. Dolayısıyla aslında şu andan itibaren karar yürürlükte ve şu an itibariyle artık Göçmenlik Dairesi tabii ki State Department'da Amerikan konsoloslukları için bu noktadaki yükümlülük ya da değişikliklerini başvuru formlarında yapmaya başlayacaklardır. Ya da yaptıysalar bu noktadaki e, bildirimi yakında yapacaklardır. Dolayısıyla yürürlüğe girmiş durumda zaten ama en kısa zamanda bunun etkilerini görmeye başlayacağız deyip takipçilerimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer gelen soruda şu takipçilerimizden. Yeni Green Card sisteminden mevcut kart sahipleri etkilenecek mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle cevabı verebilirim. Trump yönetiminin getirdiği bu public charge rule'un yani kişilerin Amerikan hükümetine fakirlik seviyesine düşüp yük olma, bağımlı olma durumunun detaylı açıklanması noktasına baktığımızda sadece yabancıları etkilemiyor. Aynı anda yeşil kartı elde etmiş Amerikan vatandaşına gidecek olan kişileri de etkilediğini görüyoruz. Evet sorunun cevabı evet. Amerikan vatandaşına giderken kişiler etkilenebilir. Eğer kişiler devletten gıda, işte kalacak yer ve sağlık yardım gibi yardımlar alıyorsa ve belirtilen süreleri tamamlıyorsalar o zaman onların da vatandaşlığa geçmesine engel durum teşkil edebilir diyebiliriz. Takipçilerimizden gelen diğer soruya da baktığımızda o da şu yönde. Yeni Green Card sistemi evlilik yoluyla alınan Green Card sürecini de etkileyecek mi diye takipçilerimiz bize soruyor. Şimdi sorunun cevabını şöyle verebilirim. Amerikan hükümetine bağımlı olabilme, yük olabilme kriterlerinin detaylı bir şekilde açıklandığı bu kararla kişinin yeşil kartı nereden aldığının pek önemi olmayabilir. Bunun bazı istisnaları var. Mesela kişilerin iltica gibi, sığınma gibi ya da onun dışında birkaç istisna daha var. Onlarla kişi yeşil karta gidiyorsa onlar dahil olmayabilirler bu noktadaki yükümlülüğe fazla. Ama onun dışındaki yeşil kartı alan çoğu kişi, çoğu başvuruların bunun içine gireceği, kapsamına gireceği görülüyor. Dolayısıyla evet evlilik yoluyla yeşil karta giden bütün başvurular bunun altında yer alacak, bu kuraldaki belirlenen tanımlamalarla ya da detaylarla karşı karşıya kalacak diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçilerimizden gelen soruda tabii şu yönde işte yeni Green Card sistemi ABD vatandaşlarının anne ve babaları için yapacakları Green Card başvurunu etkileyecek mi diye epey bir soru gelmiş durumda. Evet, etkileyecek diyebiliriz çünkü e, bu sonuçta yeşil karta geçecek olan yabancıların e, bu süreçteki karşı karşıya kalacakları yükümlüler yerine getirmesi ya da yapılmaması gereken durumlar olacağı için evet bu Amerika vatandaşlarının anne ve baba başvurularında da önlerine geliyor olacak diyebiliriz. Evet diğer bir soru takipçilerimizden gelen de şu yönde Amerika'da sağlık, kira ve gıda yardımı alan green card sahipleri yeni green card sisteminden etkileyecek mi? diye gelen sorularda var ve görüyorsunuz sadece yeşil kartı alacak kişiler, green kart alacak kişiler değil ama green kartı almış ve şimdi vatandaş olmamış olan kişilerin de endişeli olduğu ve bu durumu anlamaya çalıştıklarını görüyoruz ki anlamaya istemeleri de gayet doğal olan bir durum diye düşünüyorum. Evet maalesef şöyle söyleyebilirim. Yeşil kart sahibi olmuş kişiler Amerikan vatandaşlarına gidecekleri zaman eğer Amerikan hükümetinden sağlık, kira ve gıda yardımı almışsalar ve bu da onların belirtilen sayı ya da adetin üstüne geçmişse sonucuna bakıldığında dolayısıyla kişiler bu noktada e, maalesef vatandaşlar gitme durumunda etkilenecekler ya da vatandaşlarını bir süre daha geciktirmek zorunda kalacaklar diyebiliriz. Şimdi tabii ki takipçilerimizden gelen genel olarak bu soruları cevaplamış olduk çünkü ben bu noktada en azından bu hafta geçirilen yüksek anayasa mahkemesi tarafından verilen karar ne olduğu onları nasıl etkileyeceğini cevaplamış olduk. Kısaca şunu söyleyebiliriz bu noktada. Bu haftaki yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından kararın uygulamaya geçilmesine izin verilmiş olması şimdi bunun uygulamada Trump yönetiminin kararını nasıl uygulayacağını, ne kadar hızlı uygulamaya sokacağını görüyor olacağız. Yalnız şunu unutmamak lazım. Kararla ilgili kararın iptal edilmesi yönündeki e, herhangi bir karar yüksek e, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş durumda değil çünkü daha o noktada e, aşağıdaki, yani onun altında kalan mahkemelerde hala bir karar çıkmış durumda değil. O karara göre de şu an uygulamaya geçecek olan kararın geleceği, ne sonuçlar doğuracağı önümüzdeki aylarda ortaya çıkıyor olacak. Dolayısıyla siz değerli takipçilerimize bu son dakika haberini ve bu haftaki önemli olan bu gelişmeyi paylaşmak için karşınızda olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa tabii ki bizimle irtibatta olursunuz. Teşekkürler ve iyi günler.